Hepinize merhaba. Şu anda Londra'da YouTube Space'deyiz ve burada bugün bu stüdyoda e-mail olarak, Snapchat üzerinden ya da Instagram'dan yorum olarak bana bıraktığınız birkaç tane sorunun cevaplarını size veriyor olacağım. Blogu açtığımdan beri bana en çok sorduğunuz soruların başında Rüya, saçlarını nasıl şekillendiriyorsun geliyor tabii ki. Maşa kullanıyorum ve saçıma uygun olan saç bakım kremini, şampuanı ve de daha sonrasında da koruyucu yağı kullanıyorum. Böylelikle saçlarımı öncelikle şekillendirmeye hazır, sağlıklı bir hale getiriyorum. Bunları anlattım. Daha sonra da saçlarıma doğal bir şekil veriyorum. Bu görüntüsünü zaten size çok alıştınız. Siz de böyle çok seviyorsunuz ama arada bir tabii ki farklı saçlarda deniyorum. Bu ara örgülere sardım. İşte topuzları çok sık kullanmaya başladım. Onları da çok seviyorsunuz. Pratik ve doğal ve yüzünüze yakışan bir modeli belirleyin diyorum. Ondan sonra da siz de aynen bu pratiklikte devam edin. Sizin de özdeşleşen bir saçınızın olması her zaman stilinizin en anahtar ipuçlarının başında geliyor. Gelelim stile. Tabii ki ben bir moda bloggerıyım. Dolayısıyla bana sorduğunuz soruların başında Rüya, stili nasıl oluşturdun? Biz stilimizi nasıl oluşturabiliriz? Alışveriş yaparken nelere dikkat edelim? Neler alalım? Şu ayakkabıyı nereden aldın? Bu ceketi nereden aldın? Bununla mı kombinleyelim gibi sorular geliyor. Bunlara elimden geldiğince tek tek cevap vermeye çalışıyorum biliyorsunuz. Ama gelelim birkaç tane temel maddeye. Rüya, stilimi nasıl oluşturabilirim? Stilinizi oluşturmak için her şeyden önce yapmanız gereken en önemli şey kendinizi, ihtiyaçlarınızı, ruhunuzun, bedeninizin ve de zihninizin ihtiyaçlarını çok iyi tanımanız. Yani siz kimsiniz? Nelerden hoşlanıyorsunuz? Neler okumayı seviyorsunuz? Nerelere gidiyorsunuz? Lütfen aynanın önünde bol bol vakit geçirmekten çekinmeyin. Her şeyden önce kendinizi tanımanız anahtar noktamız. Anahtar parçaları belirlerken ben diyorum ki lütfen basma kalıp şeylere kendinizi sıkıştırmayın. Yani sizin anahtar parçanız illaki bir deri ceket olmak zorunda değil ya da çok iyi kesim bir jean, bir beyaz gömlek olmak zorunda değil. Siz ne giyiyorsanız sizin anahtar parçanız bana sorarsanız odur. Benim için her zaman biliyorsunuz ben beyaz bol erkek gömleklerini çok seviyorum. Bunu jeanlerle kombinliyorum, altına topuklu giyiyorum, çıkıyorum ya da spor ayakkabı giyiyorum, çıkıyorum. Bu benim en rahat hissettiğim halim, en bana bak halim diyebilirim. Siz de en bana bak halinizi kendi istekleriniz ve hissiyatınız doğrultusunda mutlaka oluşturun. Yani basma kalıp şeylere takılmayın. En bana bak haliniz kendinizi en iyi hissettiğiniz haliniz olsun diyorum. Gelelim işe. Rüya, bloğunu işin haline nasıl getirdin? Bu benim günde herhalde en çok aldığım soruların başında geliyor diyebilirim. Bloğu aslında işim haline getirmem sizin de birçoğunuzun bildiği üzere 2015'in başına denk geliyor. Yani ben ondan önce gayet kurumsal hayatı olan bir insandım ve de moda benim her zaman için tutkumdu. Dolayısıyla aslında şu anda şanslı bir dönemimi yaşıyorum diyebilirim. Çünkü tutkumu işim haline getirebildim. Bu da beni çok motive ediyor. Haftanın 7 günü çalışıyorum. Siz de lütfen şunu düşünün her zaman için. Benim tutkum nedir? Bu modaysa moda, güzellikse güzellik. Bu ne bileyim ben çok iyi dikiş dikmekse belki çok iyi dikiş dikmektir. Eğer tutkunuzu bulursanız zaten ömrünüz boyunca gerçekten bir gün bile kendinizi çalışıyor gibi hissetmeyeceksinizdir. Ben şu anda mesela haftanın 7 günü galiba çalışıyorum aktif olarak ve de insanın kendi işini yapması apayrı bir sorumluluk gerektiriyor. Bunun bir sorumluluk olduğunu, önemli bir sektörün içinde yer aldığınızı ve de hakikaten bunu büyük bir ciddiyetle ve disiplinle ve de pozitiflikle yapmanız gerektiğini hiçbir zaman unutmayın. Önemli olan şey şu, neye ne kadar kendi ruhunuzu katarsanız odası o kadar iyi bir şekilde geri dönüyor olacaktır. Bu benim için moda bloğumdu. Şimdi oradan devam ediyorum. Siz de sizi en iyi hissettirecek olan şeyi bulun ve de onu işiniz haline getirin. Bu konuda da lütfen gönlünüzü ve yolunuzu ferah tutun diyorum. Ve de lütfen çok çalışmayı ve de bu konu hakkında tutkulu olmayı hiçbir zaman unutmayın. Sıradaki videoları kaçırmamak için buradan kanala abone olmayı ve buradan da geçmişteki videoları izlemeyi unutmayın.